Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün eski lezzetlerden, unutulmayan lezzetlerden anne kurabiyesi tarifi vereceğim. Yapımına hemen geçiyorum. Yoğurma kabına 2 tane yumurtayı alıyorum. 1 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Ve yaklaşık 2-3 dakika karıştırıyorum. Karıştırmak için bir çatal da kullanabilirsiniz. Şimdi 1 su bardağı yoğurdu ekliyorum. Bu arada kullandığım bardak ölçüsü her evde olan klasik su bardağı ölçüsünde 200 mililitre. Yarım su bardağından biraz fazla zeytinyağını ekliyorum. Ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Şimdi bu malzemeleri de iyice karıştırıyorum. Pardon, tereyağı da ekliyorum. 2 yemek kaşığı tereyağı ekleyeceğim. Sonra hepsini birlikte karıştıracağım. Tereyağı da oda sıcaklığında biraz bekledi. Evet, videonun bu kısmına kadar izlediyseniz veya bu bölümde denk geldiyseniz yorum bölümüne herhangi bir emoji bırakırsanız ya da görüş ve önerilerinizi belirten bir cümle ya da kelime yazarsanız sevinirim. Hangi ülkeden, hangi şehirden izlediğinizi de yazabilirsiniz. Bu şekilde bana destek olarak videolarımın daha fazla kişiye de ulaşmasını sağlamış olursunuz. Şimdiden tüm yorum ve beğenileriniz için de teşekkür ederim. Son olarak unu ve karbonatı ekleyeceğim. 1 tatlı kaşığı karbonat ekliyorum unla birlikte. Aldığı kadar un kullanacağım. Ben toplamda 5 su bardağı un kullandım ama miktar değişebilir. Kullandığınız unun kalitesine göre, markasına göre, bu nedenle kontrollü bir şekilde ekleyin lütfen. Yumuşak bir hamuru elde edeceğiz. Birazdan göreceksiniz. Hamurun gelmesi gereken kıvam böyle. Yoğururken hala elinize yapışıyor olabilir ama elinizi yıkadıktan sonra şekillendirirken yapışmayacaktır. Şimdi cevizden biraz daha büyük parçalar kopartıyorum, yuvarlıyorum ve tepsinin içerisine alıyorum. Birinci tepsiyi hazırladım. Üzerlerine şimdi yumurta sarısı sürüyorum. Son olarak fırına göndermeden önce üzerlerine ceviz yerleştiriyorum. Fındık kullanabilirsiniz ya da şeker serpebilirsiniz. Ben bu tepsi için ceviz kullanacağım. Diğeri için toz şeker kullanacağım. Fırını 180 dereceye ayarladım, ısıttım. Fırının önceden ısınmış olması önemli kurabiye yapımında. Isınmış olan fırına tepsiyi gönderiyorum. Altları üzerleri güzelce kızarıncaya kadar yaklaşık 20-25 dakika kadar pişiriyorum. Pişme süresi fırınıza göre değişebilir. Kontrollü bir şekilde pişirin lütfen. Birinci tepsi pişerken ikinci tepsiyi hazırlıyorum. Bu arada daha küçük parçalardan kurabiye de yapabilirsiniz. Evet, şimdi aynı şekilde üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum ve bu sefer toz şeker serpeceğim.
İlk tepsideki kurabiyeler fırından çıktılar. Çok güzel bir şekilde çatlayıp piştiler. Şimdi size içini de göstereceğim. Beni eskilere götüren çocukluğumun kurabiyesi, annemin yaptığı tek kurabiye, anne kurabiyesi. Gerçekten çok lezzetli. Çoğumuzun bildiği bir kurabiye, yani yeni nesil dışında zannedersem. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum bu tarifle ve denerseniz de her zaman olduğu gibi olumlu olumsuz görüşlerinizi yorum bölümünde mutlaka bekliyorum. Evet, videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. 2021'in son gününde eskilerden anne kurabiyesiyle yıla ve videoya veda ediyorum. Benim için başından sonuna kadar çok şey öğrendiğim bir yıl oldu. Hastalıklardan, kötülüklerden uzak, sağlıklı, mutlu, huzurlu, her zaman umutlu bir yıl diliyorum. Karşınıza daima iyi insanların, iyiliklerin çıkacağı, ayaklarınızı yerden kesecek mutlulukları yaşadığınız sevgi dolu bir yıl olsun. Bana her daim destek olan herkese de tekrar teşekkür ediyorum. Abone değilseniz abone ol butonundan abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini tıklarsanız, yani bildirim zilini açarsanız da yeni videolarımdan hemen haberiniz olur, kaçırmamış olursunuz. Şimdilik hoşça kalın. Başka tariflerde ve videolarda seneye görüşmek üzere. Ay ne, sen de mi bu şakayı yapıyorsun ya?